Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın Ötesi'nde yeni bir haftaya başlıyoruz ve bugün 16 Eylül 2013. Piyasalarda neler olup bitiyor konuşacağız. Okan Aybar'la konuşacağız. Ve özellikle de bu program formatı içerisinde aslında genel olarak şöyle bir format da düzenlemek istiyoruz. Belli bir konuğun görüşlerini her hafta duyabilmek. Mesela çarşamba günleri Erkin Şahinöz geliyor. Perşembe günleri Cüneyt Baksoy geliyor ve arada bir günü sadece sürpriz konu ayırmayı da düşünüyorum ama sağ olsun Okan da beni kırmıyor. Geliyor. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk. Evet, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Okan Aybar aynı zamanda FX piyasaları uzmanı. Birçok şeyi konuşacağız ama ilk bir verileri vereyim istersen. Neler olup bitiyor. Şu an Amerika oldukça coşkulu ve ABD New York borsası endeksleri ki S&P endeksinin vadelileri ve Dow Jones endeksinin vadelileri %1'in üzerinde prim yapmış durumda. Diğer taraftan Çin bir artıya geçiyor bir eksiye geçiyordu. Çin'de yüksek bir volatilite var bugün. Genel olarak yurt dışı piyasalarda olumlu bir hava var. Bunun iki tane önemli sebebi var. Bir tanesi Suriye konusu en az 2-3 aylığına rafa kalkmış durumda. Biraz sonra onu konuşacağız. İkincisi de bu Larry Summers, Amerika Merkez Bankası Başkanlığı'na aday Larry Summers adaylıktan çekildi. Ve bunun üzerine piyasalarda inanılmaz bir rahatlama oldu. %1'lik artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi, tamam Suriye konusu da var ama Larry Summers'ın da adaylıktan çekilmiş olması. Bugün yazmış olduğum yorumda da belirttiğim üzere, biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz, Larry Summers gerçekten piyasa dostu olmayan biri olarak görülüyordu ve çok sert kararlar alabilecek biri olarak görülüyordu. Hatta eğer bizi izliyorsa sevgili arkadaşımız Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'nu da daha önce birkaç defa onun sempozyumunda, konferansında bulunmuştu. Şöyle anlatmıştı. Eğer Larry Summers olursa hakikaten piyasalar ciddi çekince içerisinde olacaktır. Egosu yüksek ve doğru bildiğini kesinlikle uygulayacak ve kimseyi dinlemeyecek biri diye tanımlıyordu. Herhalde o da Fed Başkanı olamayacağının sinyallerini aldı ki onun öncesinde kendisi adaylıktan çekildi. Bu çekilme piyasalara ciddi biçimde olumlu yansıdı. Bu haftanın en önemli gündem maddesi biliyorsunuz yarın ve çarşamba akşamı Fed'in 2 günlük bir toplantısı var. Amerika Merkez Bankası Fed'in ve bu toplantıdan çıkacak kararlar. Tabii ki sıradaki vatandaşı nasıl etkiliyor bütün bu olaylar? Buna da biraz sonra değineceğiz. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Borsamızda biliyorsunuz bir rally hareketi vardı. Aynı zamanda dolarda da aşağı yönlü bir hareket baskısı oluştu. Bu sabah itibariyle gece yarısı bir ara dolar 2 liranın da altına geldi ve 1.99 seviyelerini gördü. Şu dakikalar itibariyle baktığımızda dolar TL kuruna 2 lira seviyesinde bulunuyor. 2.0062 seviyesinde bulunuyor ve orada bir sükunet hakim. Orada genel bir olumlu hava var. Dış piyasalar dediğim gibi oldukça iyi ve olumlu ki biz bugün Okan'la beraber yine en önemli konulardan bir tanesi bu FED kararı ne olabilir, altın nasıl etkilenecek, altının kısa ve orta vadeli uzun vadeli görünümü ne olacak, aynı zamanda da bu coşku bize nasıl yansıyacak, yani Larry Summers'ın çekilmesiyle tüm dünya piyasalarında ortaya çıkan ve ayrıca Suriye konusunda biliyorsunuz bu hafta sonu, geçen hafta sonu Amerika Dışişleri Bakanı Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı'nın ortak anlaşmaya varması ve bir hafta içerisinde bu kimyasal silahların listesinin verilecek olması, ardından Birleşmiş Milletler'e top atılıyor ve 6 ay içerisinde de tüm kimyasal silahların Suriye'den
alınacak olması. Tabii burada Suriye zaman mı kazanmaya çalışıyor yoksa gerçekten iyi niyetli de veya gerçekten tehlikeyi gördü Esad bunun için mi yapıyor onu çok iyi bilemiyoruz ama en azından piyasalar açısından bildiğimiz şey şu, Suriye konusu da bir iki aylığına rafa kalkmış durumda. Bu durumda piyasalar ne olur, dolar ne olur, borsa ne olur ve altın ne olur? Şimdi onu konuşmaya başlayalım. Evet Okan, istersen şöyle başlayalım mı? İzleyicilerimizden şöyle bir istek var. Genel olarak biz konuşuyoruz konuları. Daha sonra seans açılıyor, devam ediyor vesaire ama borsayı daha çok merak ediyorlar. İlk programın bu dakikalarında önce hocam borsaya bakabilir misiniz şeklinde mailler gelmiş. Hüseyin Bey'den bir mail gelmiş. Bir rally vardı. Bu rallilerin sonrasında yabancıların alı satışları ne oldu? Ve devam eder mi, etmez mi, etkisi nasıl olur diye sormuş. Hemen grafiği verelim. Nasıl bir rally vardı ve ne oldu piyasalarda, borsada? Bakın özellikle yabancı takasında 63.25'ten itibaren sert düşüşler vardı. Ve borsa dibi gördüğü sırada 64.000 seviyesini gördüğü sırada yabancı takası yaklaşık olarak %62 idi. Bunun ardından yavaş yavaş yükselmeye başladı ve geçen hafta içerisinde borsanın sert yükselişi içerisinde 62.87'ye kadar yükseldi. Bu yükseliş devam eder mi etmez mi buna bakacağız. Bir de borsada cuma günü saat özellikle 16.15'te başlayan çok ciddi bir satış dalgası vardı. Ve bu satış dalgası sırasında aşağıda şu çubuklarda gördüğümüz kadarıyla çok yüksek işlem hacimleri gerçekleşti. Yani herkes adeta elindeki hisseleri satmak için sıraya girdi ve yüksek bir işlem miktarı gerçekleşti ki 5 dakikalık süre içerisinde 30 milyon lot işlem olması genellikle pek görülen bir şey değil. Ardından bu işlem miktarı devam etti. Her satış geldiğinde işlem hacminin arttığını gördük. Borsa yukarı gittiğinde işlem miktarında azalma gördük ve dolayısıyla şöyle bir stres, şöyle bir bekleyiş, yani 72.500, 73.000 seviyelerinde bu seviyelerde bekleme sırasında hacim iyice düşmüştü aşağıda görüldüğü üzere. Alış satışlar iyice azalmıştı. Ardından bu satış geldiğinde herkes birbirine baktı ve bunun çok net bir sürü hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Yani o satıyor ben de satayım mantığının geçerli olduğu bir ortam bu. 60 dakikalık grafiklerde satışın şiddetini görmek açısından yaklaşık olarak 4 gün yani endeks harekete başladığı yer 71 bin seviyesi, 71 bin 100 seviyesi 4 gün boyunca bu yukarı hareketi koruyor ve cuma günü şu seviyede 166 milyon lot bir saatte bir işlem gerçekleşiyor. Çok sert bir işlem. Bu tabii ki teknik olarak şu seviyeye ciddi bir direnç koydu. Yani bugüne itibariyle evet olumlu bir açılış bekleniyor. Ama 73 bin seviyesinin yukarı kırılması bir miktar zor gözüküyor. En azından şimdi açılan piyasaya bakıyorum. Vadeli işlemler ve opsiyon piyasasına. Dışarıdaki hava orada güçlü bir alım getirmiş durumda ve 60 dakikalık grafiği görüyorsunuz. 5 dakikaya çekeceğim. Az önce işlemler başladı. Görülen en yüksek yer 91 bin seviyesi ve daha önceki geçen haftanın en tepe seviyesinin de üzerinde bir açılış olmuş durumda. Acaba bu satış baskısının ardından yeniden bir rally olur ve tekrar bu yükseliş devam eder mi sorusuna da şimdi cevap vermeye çalışacağız. Evet, grafikleri bu şekilde gördükten sonra Okan, senin borsayla ilgili önce düşüncelerini alalım. Acaba salı, çarşamba akşamına kadar borsada rallinin devam etmesi yerine bir bekleme moduna mı girer? Bu açılışı sen nasıl görüyorsun? Fiktif mi görüyorsun yoksa evet yukarı doğru hareketi devam ettirecek bir güçlü açılış olarak mı görüyorsun? Ne diyorsun? Onun için Asya piyasalarını takip etmek gerekiyor. Öncelikle. Şu an Asya'da Çin %0.20 artıda, gelişmekte olan ülkeler endeksi artıda, artı Japonya'da da. Yalnız Asya ve Japonya'daki şeye baktığımızda yükseliş hareketine mesela Nikkei %0.12 artıda. Çin şimdi tekrar volatilite yüksek demiştim az önce %0.20 artıdaydı. Tekrar -0.04'e geldi. Dolar da 2 lira çizgisinde tam böyle bir çizgi halinde gidiyor. Evet. Tam 2 lirada şu an dolar.
Şimdi dediğim gibi Asya piyasalarındaki yükselişle geçen haftaki evet. hareket başlamıştı. Geçen pazartesiden cumaya kadarki o yükseliş Asya piyasalarındaki artışlarla gerçekleşti. Ancak yine aynı hafta içerisinde dikkat ederseniz Hindistan'da özellikle faiz artırımı yapıldı. Diğer ülkelerde de birkaç ülkede de faiz artırımı yapılacağı konuşuldu. Dolayısıyla Asya tarafında bir faiz artırım süreci başlamış durumda. Hı hı. Bir de özellikle bu son günlerde Avustralya ve Yeni Zelanda piyasasını takip ediyorum. Orada işte konut satışları verileri olumsuz açıklanıyor. İşte perakende satışlar biraz düşük. Yani orada da son 3-4 senenin o yükseliş işinin sonuna gelindiğini artık gösteren bazı göstergeler oluşmuş durumda. Avustralya'da özellikle. Çünkü bir de seçim var değil mi Avustralya'da? Evet, seçim de var. Bir de şöyle bir durum var. Avustralya dolarının son özellikle 3 yıl içerisindeki o yükselmişliği, yani hani paritenin birinde altına gelip Avustralya dolarının dolardan daha değerli olduğu süreç içerisinde ister istemez o oranın ekonomisinde bir yavaşlama normaldir. Şimdi dolayısıyla bir genel resme bakıldığı zaman Asya tarafında bir yavaşlamaya dair emareler görülmeye başladı. Hı hı. Bunu aynı şekilde şu dönemde Amerika ve Avrupa'da göremiyoruz. Çünkü Avrupa daha henüz toparlanma aşamasında ama Amerika son 1,5 seneden beri toparlanıyor diyebiliriz. Yani sonuç itibariyle bu ekonomilerin toparlanma sürecinde bir miktar yavaşlama olabilir. Önümüzdeki 3-4 aylık süreç içerisine bakacak olursak. Biliyorsunuz piyasalar hep 3-4 ay sonrasını fiyatlamaya çalışıyorlar ama kısa vadedeki hareketleri de göz ardı etmiyorlar. Dolayısıyla kısa vadede ben geçen haftaki yükselişlerin bu hafta bu Larry Summers'ın adaylıktan çekilmesiyle birlikte devam edeceğini düşünüyorum bu hafta içerisinde. Bir geçen haftaki yayında siz söylemiştiniz bir çanak oluşumu olabilir demiştiniz İMKB'de. O çanak oluşumunun bu hafta içerisinde veya önümüzdeki haftaya kadar ben oluşacağını düşünüyorum. Ancak daha sonraki dönemde özellikle Aralık ayına yaklaşırken o zamanlar biraz dikkat etmesi gerekiyor yatırımcılar ama şimdilik kısa vadede hisse senetlerinde yükselişler devam edebilir. Evet, kısa vadede hisse senedinde yükselişler devam edebilir diyorsun. İMKB'de, daha doğrusu BIST'te, Borsa İstanbul, BIST 100 Endeksinde biliyorsun hani 73 bine yaklaştı geçen hafta içerisinde. Orayı bir türlü geçemedi. Ve orada da 3 gün boyunca o seviyeye çok yakın hareket etti. Ve evet. sürekli bir bekleme modundaydı. Bir satış gelince bir anda yağmur gibi geldi. Hı hı. Şimdi o ilk satış dalgasıydı. O bence şeyi gösterdi. Ya burası yeter. Yani 64 binden 72.500'e yaklaşık olarak nereden baksan 8.500 puanlık bir yükseliş. 8.500 puan da %12-13 civarında bir getiri anlamına geliyor. Yani evet. dipten itibaren baktığında. Tabii ya, illaki herkes dipten almıyor ama bu anlamda senin şeyin nedir? Aralığı nedir? Mesela yükseliş devam ederken bugün mü yükseliş devam eder? Yoksa bu hafta içerisinde mi devam eder? Bu ay içerisinde mi devam eder? Bir de şu Fed'in toplantısından çıkacak kararının hangisi fiyatlar içinde var? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Fed'le ilgili ne zaman bir beklenti oluşmuş olsa benim ilk başta mesela geçen 2 ay önce baktığım zaman duruma Fed'in ben Eylül ayında parasal genişlemeyi yavaşlatmayacağına dair bir öngörüm vardı. Bu öngörüm benim şu anda da devam ediyor. Hatta hiç herhangi bir geri çekilme yok benim aklımda böyle bir bu konuyla ilgili. Ancak bunu artık Fed mi yapıyor yoksa medya mı yapıyor, ne taraf yani yabancı medya mı yapıyor tam anlayamıyorum ama Fed'le ilgili bir gelişme olacağı zaman bir şey ne kadar açık olduğunda bir şey geliyor ve o açık yani net olan sonucunun ne olacağını net olan bir konu hakkında bir ikilem çıkartılıyor piyasada. Şimdi ben konuşulan o ki Fed'in işte bu ay içerisinde parasal genişlemeyi yavaşlatacağı. Ancak verilere bakıldığı zaman daha Amerika henüz toparlanmaya başladı. Yani birkaç aydan beri bir toparlanma söz konusu sanayi üretiminde özellikle. Evet. Ancak daha önceki programımızda da konuşmuştuk. Konut sektöründe doğru düzgün bir toparlanma hala yok. Hatta geçen 2 hafta içerisinde açıklanmış veriler de hep olumsuz açıklandı.
Özellikle konut sektörüyle ilgili. FED konut sektörüne bakıyor. Yani bunu yatırımcıların bilmesini istiyorum. Kesinlikle. Yani orada hakikaten o bence birçok analistin de gözünden kaçıyor. Evet. Aslında biz işsizliğe odaklandık ama yani işte tarım dışı istihdam verilerine odaklandı herkes. Ama FED niye tahvil alım programı yaptı diye sorduğunda neden? Kısa vadeli faizleri düşük tutuyor. Tamam. İşin uzun ayağını da düşük tutmaya çalışıyor. Orayı yükseltmeye çalışıyor değil mi? Tahvil getiri eğrisinde. Evet. Orayı da yüksek tutmaya orayı da düşürmeye çalışmasının sebebi tahvil alım programını başlatması. Şunu da kesin olarak biliyoruz ki Amerika'da hiçbir zaman ciddi bir yükseliş, daha doğrusu borsayı kastetmiyorum, ekonominin canlanması konut sektörü ayağa kalkmadan başlamıyor. Yani konut sektöründe kıpırdanma olacak, konut sektör fiyatlarında yükselişler başlayacak ki oradaki insanlar güven duyarak harcamaya başlayacaklar. O konuda kesinlikle %100 sana hak veriyorum. Hocam şöyle de bir durum var. Şimdi herkes son zamanlarda 10 yıllıklara bakıyor değil mi? Ama şimdi biz 10 yıllıklardaki hareketlerle Fed'in faiz hani varlık kalım programını devam ettirip ettirmeyeceğini karşılaştırıyoruz. Yani onunla ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Halbuki Fed'in parasal genişlemeye başlaması sürecinde biz ne yapıyorduk? Hep kısa vadelilerle 5 yıllıkları karşılaştırıyorduk. Niçin? Hatırlarsanız twist programı vardı o zamanlar. Evet. Yani kısa vadelileri alıp yerine daha doğrusu kısa vadeleri satıp uzun vadelileri alıyordu FED. Şimdi piyasa niçin 5 yıllıklara bakmıyor? Şimdi piyasa 5 yıllıklara baksa FED'in parasal genişlemeyi devam ettireceği ortaya çıkar. Çünkü 5 yıllık faizler öyle 10 yıllıklardaki gibi hareket etmedi. 5 yıllıklarla 10 yıllıkları karşılaştırırsanız 10 yıllık faizlerin 10 yıllıklar 5 yıllıkların çok daha üzerinde bir performans gösterdi. Evet. O yüzden bir de bu açıdan baktığınızda o zaman bana sorarsanız bence FED bu ay değil Aralık ayında en iyi ihtimalle Aralık ayında başlatır. Çünkü şimdi daha olumlu ekonomik verilerin gelmesi daha çok yeni. Yani 2-3 ay öncesinden başlıyor. Bunun teyit edilmesi gerekiyor. O zaman şimdi bak şöyle bir hava var şimdi. Yani o zaman şöyle bir durum var. Bugün hangi yorumu okursan oku, hangi analiste bakarsan bak. Zaten kesin olarak bu ay 10 milyar dolar azaltım başlayacak. Yani Eylül ayında. Evet. Ve ondan sonraki süreç ya net bir şekilde ortaya konacak ya da konmayacak. Şimdi ben ikiye ayırıyorum. Bir, bu ay başlamayacak. İki, bu ay başlayacak. Yani bunlardan bir tanesi olacak. Bu ay başlamazsa bu sefer Ekim toplantısı da çok önemli hale gelecek. Başlar da takvimi açıklamazsa ki açıklamasını beklemiyorum. Neden açıklamasını bağlayıcı beklemiyorum? Bağlayıcı olmak istemez. Tabii bağlayıcı olmak istemez. Aslında açıklasa mesela her ay şu diye Ağustos'a kadar gelecek 2014 Haziran'ına kadar yani 85 milyar dolar her ay 10 milyar dolar düşürse bu 8,5 ay yapıyor. 8,5 ayı da eklediğin zaman tamam 2014'ün ortasında sıfırlanmış oluyor. Normalde kafadaki rakam zaten 10 milyar dolar oradan çıkıyor zaten. Hani o 2014'ün ortalarında bitirmiş olacak ya. Yani o yüzden şimdi başlanacağına dair çok ciddi bir görüş var. Aksi halde öbür aralığa atılsa o zaman ayda 15 milyar dolar yapmalı ki 2014 ortalarına kadar bitsin öyle değil mi? Ama bir arada bunu 2015'e sarkabileceğini de söylüyorlardı. İşte o da var. Orada açıklamayacak şeyi. Hani aylık her ayki planı ne açıklamaz. Kadar, evet. Sebebi de şu. Zaten onu söylüyorlar. Ya biz parasal genişlemeyi arttırabiliriz bile diyorlar. Yani evet. O şu an çok gözlerden kaçıyor. Evet. Onun sebebi de ortada. Yarın ekonomideki veriler pek de iyi gelmemeye başlarsa bu sefer durduracaklar. İşte bu olası da bir durum. Çünkü Çin sonuçta Çin büyümesini 9'lardan 7,5'ları düşürdü. Asya yavaşlıyor. Yani o durumda... Gerçi son birkaç ayda Çin'de bir toparlanma var ama var, Okan. Var. Ama ben şöyle düşünüyorum. Eğer senin düşünme mentalitene bakıyorum tamam mı? Sen diyorsun ki geciktirecek sebebini de ortaya koyuyorsun. ABD'deki konut sektörünün durumu hala olumsuz. Tarım dışı istihdam konusunda da hele işsizlik konusunda biliyorsun işsizlik tarım dışı istihdamdaki artış şeye bakıldığında işsizlik 7,3'e düşmüş. Burada geçen hafta açıklandığında söylenmişti. İşte işsizliğin düşmesinin temel sebebi
normal şartlarda olması gereken kadar bir iş gücüne başvuru yok. Yani yeni katılım yok. Yeni evet. katılım olmayınca otomatik olarak aslında insanlar iş bulmasa bile otomatik olarak işsizlik oranı düşüyor. Çünkü iş aramaktan vazgeçiyor insanlar. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu Fed'in toplantısı şunu fiyatlıyor mu? Sana kısaca onu soruyorum. Evet ya da hayır de. Eylül'de bugünkü piyasa havası bu toplantıdan 10 milyar dolar azaltım çıkacağını fiyatlıyor şu an. Evet. Onu diyebilir misin? Evet, şu anda onu fiyatlıyor ama yanılacak bence. Yanılacak. Evet. Peki yanılırsa bu durumda piyasalar ne olacak? Hemen kısa bir reklam arasından sonra bunu konuşacağız. Eğer bugün 10 milyar çarşamba akşamı 10 milyar dolar çıkmaz da Ekim'e, Kasım'a kalırsa o zaman piyasalar ne olur? Onu konuşacağız. Hemen kısa bir reklam arasından sonra. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, Paranın Rotası devam ediyor ve biz tam da reklam arasında Okan'la şunu konuşuyorduk. O zaman şöyle bir zaman kesiti çizelim. Çarşamba akşamı saat 21'de FED kararı açıklanacak. O kısa açıklama yapılacak. Evet. Bir o ana kadar ki genel piyasa, borsa ne olabilir ve diğer piyasalarda ne olabilir? Bir de ondan sonraki dönem. Şimdi sen ısrarla başlamayacak diyorsun ve belki yıl sonunda bırakacak diyorsun. Ama piyasada şu an şeyi fiyatlıyor. Başlayacak. Hı hı. Onu fiyatlıyor şu an. Gerçi onu fiyatlıyor olsa hani normalde yukarı yönlü hareket olmaması gerekirdi bu şeyde ama FED kararı öncesinde sanki satış fırsatı yaratalım diye borsada bir rally oldu. Görüşü de hakim. Yani FED bu çarşamba Cuma'ya kadar borsa yükselmiş. Orada gelmişsin tam tepeye 72-73 bin aralığına. Orada bir satış yapıyorsun. Şimdi bugün de acayip olumlu bir hava var. Ve bakıyorum vadeli işlemler borsası açıldı. Açıldığı yerde bekliyor şu an. Ve şu anda BIST 100'de açıldı. İsterseniz grafiği verelim arkadaşlar. Hemen ona da bakalım. Evet. BIST 100 açıldı, 73 bin seviyesinin hemen üzerinde açıldı. Aynen vadeli işlemler Viyop'ta olduğu gibi 72.800'dü. Ve dünkü, daha doğrusu geçen haftaki en yüksek seviyeler 72.800'dü. Müthiş bir satış gelmişti 71.500'e. Şu an 1500 puanlık bir yukarı hareketle açıldı ve bu seviyede duruyor. Evet. Peki bu seviyede aynen şunu görebilir miyiz? FED kararı öncesinde, bak bu grafiği biraz ileri alayım. Ve FED kararı öncesinde şöyle bir şey olabilir mi? Buradan açıldı, burada gidecek. Yine aynı şekilde dururken bir anda salı günü veya bu pazartesi akşamı yeniden bir satış dalgası. Bir senaryo bu. Veya bu şekilde gidecek. Arkasından yine FED kararı açıklanacak ve Eylül ayında millet artık şey diye düşünecek, senin görüşünü kabul edecek. Diyecek ki Eylül ayında başlamıyor sinyalleri alacak ve buradan itibaren 76 bine kadar bir yükseliş. Hangi senaryo daha sağlıklı? Bana göre bir miktar bir yavaş bir yatay bir süreç olacak salıya kadar, salı çarşamba gününe kadar. Çarşamba günü eğer benim beklentim doğrultusunda açıklanacak olursa Fed'in kararı, o noktada piyasa yatay hareket sonrasında tekrar yükselmeye devam edecek. Türkiye piyasası için konuşacak olursak. Ama çarşamba şey çıkarsa, Fed'den başlamaz. Başlamayacağına tamam. dair bir karar çıkarsa. Başlayacağına dair bir karar çıkarsa o zaman iş çok farklı bir boyuta gelir. O zaman şu geçen son bir haftada beri devam eden yükselişin en azından %50'sini geri verir. Yani oradaki %10'luk başlarsa o zaman %5'lik bile bir düşüş olabilir. Ben o konuda ben şöyle düşünüyorum. Aslında başlayacağı fiyatlandığı için aslında başlarsa çok da fazla tamam bir düşüş gelir ama bu sürekli olmaz diye düşünüyorum. Yok, sürekli olacağını ben de söylemiyorum ama bir düşüş bir gelir. Bir sert bir düşüş gelir. Evet. Arkasından tekrar toplanır. Evet. Yani buraya kadar almış olanlar satmıştır. Yani bu salıya kadar arkasından tekrar toparlama evet, olabilir. Evet. Peki şu anda borsa 73 bin. Ben bugün yazdığım yorumda şunu söyledim. Bir kere şu seviyeden itibaren 72.873 açıldıktan sonra piyasa olumlu başlayacak ama orada pozisyon yeni pozisyon açılmamalı dedim.
Çünkü zaten geçen hafta fırsatı görünce bir ciddi satış dalgası yedi. Arkasından şimdi tekrar yüksek açıldı. Burada en akıllı, en makul hareket tarzı şu olabilir. Açıldı, yatay gitmeye başlayacak. Çok ciddi yüksek işlem hacimleri olmayacak. Ve arkasından da yavaş yavaş hafif hafif aşağı gelirken sonra bir daha satış dalgası gelecek. Yani eğer olumsuz bekliyorsa böyle olması lazım normalde. Evet, evet. Ama bugün eğer 73 binin de üzerinde bir kapanış olacağı anlaşılırsa o zaman piyasa çok olumlu demektir. Yani bugün 73 evet. binin üzeri, tamam 73 binin üzerinde açıldık da belki de 71 bin kapatacağız bilmiyoruz. Yani öyle bir şey olursa öyle bir durumda da kesinlikle piyasaya girmemek lazım şu aşamada. Yani çok riskli olur. Zaten piyasanın yatay gidecek olma olasılığının yüksek olması demek ki piyasadaki katılımcıların tedirgin olduğunu da gösteriyor. Kimse ne alım yapıyor ne satım yapıyor. Herkes piyasadan uzak bir şekilde beklemede olduğunu görürüz. Bu arada bir nokta daha var. Kemal Çiçek bir noktayı vurgulamış. Şimdi şöyle bir durum da var biliyorsun. Özellikle Cuma günü belli bir grubun hisselerine daha çok yoğun satış geldi ve bunun da 28 Şubat yargılamalarının finans ayağına karşı harekete geçeceğiyle ilgili spekülasyonlardan kaynaklanıyor. Yani 28 Şubat'la ilgili bir biliyorsun şey devam ediyor, inceleme vesaire. İşte finans ayağı, bankacılık sektörü vesaire bu ayakta da bazı tutuklamaların olabileceği vesaire beklentisiyle orada da böyle bir haber alınmış olabileceği beklentisiyle de Cuma günü böyle bir panik satış geldi belli bir grubun hisseleri ve bu tümüyle piyasayı aşağı çekti ama yani o şekilde bir fikir de var. Eğer şey buysa, sahip buysa yani o günkü satışlarda, Cuma günkü satışlarda o zaman onunla ilgili gelişmeleri de bizim piyasa sadece dışarıyı değil içeriği de takip ediyor olacaktır. Yani içeride o konudaki gelişmeleri de izleyecektir. Evet. Evet. Ama benim genel kanım şu, FED kararı öncesinde yükseltelim, biraz bir kar realizasyonu yapalım, bir FED kararına bakalım havası var evet. piyasada. Ama bence hani Türkiye'nin iç politik meselelerinin, yani hükümet bunun çok fazla üstüne gitmeyeceğini düşünüyorum hükümetin. Özellikle şu ortamda, yani Türkiye'de bir para çıkışı şu an hala devam ederken siyasi nedenlerle, belli bir grubun üzerine gidip hani havanın bozulmasını ben hükümetin pek isteyeceğini zannetmiyorum. Yani şu özellikle şu dönemde. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani şu ortamda hakikaten hani piyasalar zaten çok türbülanslı. Dolar çok yüksek seviyelerde. Burada orada da hani ciddi soru işaretleri oluşturacak vesaire. Biliyorsun, hatırlıyorsun şeyden sonra sermaye piyasası kurulunun açmış olduğu bir ciddi geniş inceleme vardı. Evet. O hala Babacan devam ediyor dedi. Dün söyledi onu. Sonra BDDK'nın kararları vardı. Bankacılıkla ilgili vesaire. Orada piyasa bir bayağı bir rahatsız olmuştu ve bu dövizde de yukarı hareketlere sebep olmuştu. Şimdi Okan, istersen şeye bir bakalım. Şu an genel olarak hani piyasada açılış sonrasında olumlu bir hava devam ediyor. 73.250 seviyesinde bulunuyor borsa ve boşluk bırakarak açıldı. Bu boşluğu doldurabilir. Ona yatırımcının dikkat etmesi lazım. Bir miktar daha belki yükseliş ama bugün 73.000'in üzerinde bir kapanış olasılığı olursa eğer o zaman FED'in kararına kadar da yükseliş devam edebilir ama FED kararı öncesinde yeniden satış gelebilir. Ben bu noktada aslında yatırımcıya çok temkinli olmasını evet. düşünüyorum. Yani burada evet. çok garantili görmedikten sonra yeni pozisyon açmanın riskli olduğunu Şimdi düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim, eğer müsaitse söylemek istiyorum. Şimdi dediğiniz gibi eğer yükseliş devam ederse burada küçük yatırımcı bu yükseliyor diye takılmak ister. O zaman da büyükler satarlar. Büyükleri, evet, satarlar. Küçüklere satarlar. Evet, dikkat etsin. Küçük yatırımcı. Orada dikkat edilmeli. Bu arada Turgut Polat şeyi soruyor. Forex aracı kurumlar arasında diyor hangi kurumları tercih etmemiz bizler için faydalı olur diyor. Evet. Benim bu konudaki cevabımı vereyim. Sen de ona göre kendi cevabını ver. Aracı kurumlar birinci, ikinci, üçüncü olarak üçe ayrılıyor diyor. Yalnızca aracı olanlar var diyor ki onlar en risksizler bence. Hı-hı. Çünkü evet. onlar ekrana uluslararası piyasalarda olan bütün işlemi önüne getiriyor. Üzerine fiyatın bir miktar ekleme yapıyor ve komisyonunu alıyor orada. Evet. Kendisi pozisyon açmıyor. Böyle bir durumda aracı kurumun hiç risk almıyor. Bir de kendisi şey yapanlar var.
Pozisyon taşıyanlar. Pozisyon taşıyanlar var. Ama ben burada tek bir kritere baksın yatırımcılar. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet izni almış, forex faaliyeti izni almış her aracı kurum güvenlidir diyor. Doğru. Doğru. Yani dolayısıyla orada birinci, ikinci, üçüncü diye ayırmanın bir anlamı yok. Yok, orada bir, öyle bir anlam yoktu. Haklısınız. Ancak bazı durumlarda dediğiniz gibi o ilk kriter olan hani bir yatırımcıya karşı pozisyon alıyor. Ben olsam onu tercih ederim yani. Zaten en üst tepede o var. Yani tercih edilmesi gereken aracı kurumlarda. Evet. Aracı kurumun müşteriye pozisyon, karşı müşteriye pozisyon almadığı, almayan aracı kurumlar tercih edilmeli. Evet. Çünkü o zaman da fiyatlarda bir oynatma yapmıyorlar o aracı tabii kurumlar. Diğerleri direkt uluslararası piyasadaki fiyatları aynen veriyorlar. Aynen, evet. Aynen veriyorlar. Pozisyon alanlar ise gerekirse o fiyatta değişiklik yapabiliyorlar değil evet, mi? Evet, yani, zaman zaman spread'i çok açabiliyorlar. Açmasalar bile şöyle oluyor. Eğer kitlesel, yani şimdi bir aracı kurumun mesela 5000 tane müşterisi olsun. 5000 müşterinin 4000 tanesi euro dolarda alıcıysa, ağırlıklı olarak alıcıysa aracı kurum şunu düşünüyor. Ha, bunlar alıcıysa demek ki birazdan satacaklar. O zaman ben alış fiyatımı düşük, satış fiyatımı da düşük göstereyim diyorlar. Zaten kimse satış fiyatından almıyor. Zaten insanlar alış fiyatından işlem yapacağından hareketle alış fiyatını düşük tutuyorlar. Bu sefer insanlar satmak istedikleri zaman gönülleri el vermiyor hani satmaya. O zaman da tabii sattığı zaman da bir ekstra bir maliyet yani oluşuyor. Yani şunu söyleyelim net bir şekilde sevgili seyirciler. Bu önemli. Sadece aracılık yapan aracı kurumlar size fiyat neyse olduğu gibi onu gösteriyor. Ama pozisyon alan aracı kurumlarda da o fiyat marjıyla şey yapabiliyor, değiştirebiliyor. Yani ekrana gelen verinin üzerine bir pip, iki pip ekleyebiliyor. Evet, fiyat kaydırabiliyorlar. Fiyat bazen kaydırma durumu olduğunda da tabii bu sefer yatırımcıyı şaşırtabilir bu. Yani tabii bu tamamıyla size de bağlı bir şey. Bu arada iki tane soru daha var. Altın soruluyor ve altını biz de oldukça merak ediyoruz. Şu an yalnız borsada yukarı yönlü hareketler de var. Ve böyle açılış sonrasında bu hacimsiz bir yukarı hareket, onu da özellikle vurgulayayım. Yani ilk açılıştaki 5 dakikadaki hacmi dikkate almamak lazım. Ondan sonraki yükseliş düşük bir hacimle gerçekleşiyor. Şu anda borsada çok fazla risk alınmasını ben önermiyorum. Hala da önermiyorum. Şimdi gelelim istersen altına. Altında en son bir geri çekilme oldu biliyorsun. Evet. Altın şu şekilde bir trend oluşturuyordu. Önemli olan şu nokta, şu seviye ve bu seviye 1350 civarıydı ve bu seviyenin altına geçti. Hı hı. Şimdi bir görüş şöyle diyor, bu trend kırıldı, dolayısıyla daha da fazla düşecek ve bu en az düşeceği yer 1270 dolar, yani şu seviye, yani daha önceki şu dip, hı hı, 1270 dolar. Bir görüş şu şekilde, tekrar 1200 dolarlara kadar gelip altının ikili dip yapacağı. Yani altın düştü, tekrar yükseldi ve buraya kadar düşecek, bir ikili dip yapacak. Yani şuraya kadar düşecek. Ya da 1270-1280'e gelecek, buradan itibaren yükselmeye başlayacak. Bir de şu var, biliyorsun buraya kadar düştü altın. Yani şu an 1327 dolar seviyesinde. Buradan itibaren özellikle şu seviyeye düştü. Bu adeta ne oldu bu bölgede? Trendi kırdı. Evet. Trendi kırmış gibi yaparken de bir anda tekrar şuraya çıkarak burada bir ayı tuzağı, aynen, oluşturabilir, evet, görüşü var. Evet. Sen bu üç taneden hangisine olmasını yüksek olasılık olarak görüyorsun? Yani 1280'e kadar düşecek, burada destek bulup tekrar yükselmeye mi başlayacak? 1200 civarına kadar mı gerileyecek, yoksa buralardan tekrar yükselip yukarı mı çıkacak? Ben 1280'e bile geleceğini sanmıyorum. Dediğiniz ilk senaryo olan ayı tuzağı senaryosu bence çalışacak. Çünkü hani FED'le ilgili olan beklentilerimi bir kere ortaya koyduğumda altının şu anda, aslında altının 1340'tan itibaren devam eden düşüşü bile bana
biraz abartı gelmişti. Sen o zaman burada alım öneriyorsun o zaman. Bu seviyelerde bugün özellikle bu hafta içerisinde düşüşler olursa onları alım fırsatı olarak değerlendirebilir yatırımcılar. Özellikle 1320'li rakamlara gelmesi durumunda tekrar. Evet, o konuda ben de sana katılıyorum. Grafiği tekrar verelim. Bir de KJ'yi kaldırırsak orada grafikte bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu aşağıda bir şey var. Bak şöyle aşağıda benim geliştirmiş olduğum bir gösterge var. Bu gösterge çok iyi çalışıyor. Bu gösterge ilk defa şuraya tekrar mavi çizginin altına indi. Bu adeta bir arabanın benzin göstergesi gibi. Burası tekrar vitesin yükselebileceği bir yer gibi duruyor. Hı hı. Ve daha önce de bu seviyelere yaklaştığı zaman altın ve bu seviyenin altına indikten sonra bir miktar daha geri çekilme olabiliyor. Fakat bu seviyeler artık şunun dibe geldiği yerler tekrar altında bir yükselişin olabileceği sinyalini veriyor. Ama emin olmak için de 22 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor bu. Yani şöyle bir çizgi çizecek olursak altında şu çizgi 22'nin üzerine çıktığında yeniden bir güçlü yükseliş başlayabilir. Ama bu mavi çizgi etrafında dolaştığı sürece o grafik yani şurada olduğu gibi yani şurada bak mavi çizginin altına iniyor. Burayı yukarı kırmadan başlamıyor yükseliş. Yani evet. Şu kırmızı çizgi 20'yi geçmeden yükseliş başlamıyor. Ben şimdi altında net alım önermek için aslında şurayı bekliyorum. Yani 20 çizgisinin üzerine çıktığı anda burada yeniden altında şimdi alım yapılabilir diyeceğim ama bu 1300'ün altını ben de çok fazla beklemiyorum onu söyleyeyim. Yani. Ama 1320'leri beklemesi gerekiyor. Ben özellikle bugün özelinde... Buralarda beklemesi gerekiyor evet, değil mi? Evet. Bugün özelinde ben de bugün aşağı bekliyorum altını. Yani geçen haftaki o toparlamanın ardından bugüne özel bu seans için bir miktar geri çekilebilir. O geri çekilmelerin de bir alım fırsatı yaratacağını düşünüyorum. Evet. Bahsettiğimiz FED senaryolarına bağlı olarak. Evet. Okan'cığım süremiz maalesef dolmuş ama yine haftaya seninle aynı şekilde altını ve FX piyasalarını seninle konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Burhan Musaoğlu bir soru sormuş. Bence şu an için hissede fazla risk almamak lazım. Biraz beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz ve sohbetimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yarın sabah yine saat 9'u 10 geçe Paralel Rotası'nda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.